Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Asiye. Bu kanalda sizden gelen hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyorum. Eğer sizin de böyle hayat hikayeleriniz ya da itiraflarınız varsa aşağıda bulunan e-mail adresim üzerinden isimli veya isimsiz yine aşağıda bulunan instagram hesabım üzerinden sesli itiraflarınızı bana yollayabilirsiniz. Bugünün videosuna hemen geçiyorum. Merhaba Asiye Hanım ben Selim. 36 yaşındayım. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Ya da öyleydim demem daha doğru olur. Çünkü şu an hayatımın en karanlık dönemindeyim. Size bu maili yazma sebebim benim düştüğüm bu korkunç tuzağa sizin düşmemeniz için. Her şey çok masum başladığı 5 yıl önce arkadaşlarla bir akşam buluşmasında şans oyunu oynamaya başladık. O gece biraz para kazandım ve içimde bir heyecan uyandı. Ne kadar kolay diye düşündüm. Biraz şans, biraz beceri ve işte para. O geceden sonra ara sıra arkadaşlarla toplanıp oyun oynamaya devam ettik. Başta küçük meblalardı. Aylık maaşımın çok küçük bir kısmını harcıyordum. Karım Ayşe'ye de erkek erkeğe takılıyoruz diyordum. Ama zamanla bu masum oyunlar yetmez oldu. Daha büyük heyecan, daha büyük paralar peşine düştüm. İnternette bahis sitelerini keşfettim. Artık evden çıkmadan telefonumdan veya bilgisayarımdan kumar oynayabiliyordum. İşte o noktada her şey kontrolden çıkmaya başladı. Artık sadece arkadaşlarla değil her fırsatta oynuyordum. İş yerinde molalarda, gece herkes uyuduktan sonra hatta bazen tuvalette bile bahis oynuyordum. Başta kazanıyordum ve bu beni daha da heyecanlandırıyordu. İşte bu kadar kolay diyordum kendi kendime. Biraz daha oynarsam büyük paralar kazanacağım. Ayşe'ye o hep istediği eve alacağım. Çocuklarımı özel okula gönderebileceğim. Ama sonra kayıplar başladı. İlk başta şanssız bir gün diye düşündüm ama kayıplar artmaya devam etti ve ben kaybettikçe daha çok oynamaya başladım. Kaybettiğimi geri kazanmak için daha büyük bahisler oynuyor daha riskli kararlar alıyordum. Bir gün fark ettim ki aylık maaşımın tamamını kumar oynayarak kaybetmiştim. Ayşe'ye maaşımı almadığımı söyledim. İlk yalanım bu değildi ama en büyüklerinden biriydi. Zaman geçtikçe borçlar birikmeye başladı. Önce kredi kartlarımın limitlerine kadar doldurdum. Sonra bankalardan kredi çekmeye başladım. Her seferinde bu son diyordum. Bu sefer kazanacağım ve tüm borçlarımı kapatacağım. Ama olmadı. Her seferinde daha da battım. Artık geceleri uyuyamıyordum. Sürekli yeni bahis fırsatları arıyor. Yeni oyunlar keşfediyordum ve varsa oynuyordum.'' Ayşe bir şeylerin ters gittiğini fark etmeye başlamıştı. Sürekli gergin ve sinirliydim. Çocuklarla ilgilenmiyordum, işimi ihmal ediyordum ama hala gerçeği söyleyemiyordum. İş stresi diyordum, geçecek diyordum. Bir gün evimizde zor günler için sakladığımız paramız vardı. Bir miktar para çaldım. Evet, çaldım. Bunu yazarken bile ellerim titriyor. Ben dürüst bir insan olduğumu düşünen ben hırsız olmuştum. Sadece bu sefer dedim kendime kazanacağım ve hemen yerine geri koyacağım ama kazanamadım ve o para da gitti. Son darbe 3 ay önce geldi. Evimizi ipotek ettirmiştim Ayşe'ye söylemeden. Bunu düşününce bile midem bulanıyor. O parayı da kaybettim. Ve sonunda gerçek ortaya çıktı. Bir gün eve geldiğimde Ayşe beni bekliyordu. Elinde banka hesap özetleri, kredi kartı faturaları vardı. Gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Selim dedi bunlar ne? O an dünya başıma yıkıldı. Her şeyi anlattım. Kumar bağımlılığımı, kaybettiğim paraları, çaldıklarımı, yalanları, hep hepsini. Ayşe şok içindeydi. Nasıl, nasıl yaparsın diye bağırdı. Çocuklarımızın geleceğini nasıl mahvedersin? Çocuklar ağlıyordu. Daha her şeyi tam olarak anlamıyorlardı ama annelerinin ağladığını görünce onlar da ağlamaya başlamıştı <laughs> ve korkmuş görünüyorlardı. O gece Ayşe çocukları alıp annesinin evine gitti. Ben de evde yalnız kaldım. Hayatımda hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Şimdi 3 ay sonra hayatım tamamen değişti. Ayşe boşanma davası açtı. Çocuklarımı sadece haftada bir görebiliyorum. İşimi kaybettim. Evimiz satıldı. Borçları ödemek için şu an bir arkadaşımın yanındayım. Tüm varlığımı kaybettim ama daha da kötüsü ailemin güvenini kaybettim. Çocuklarımın gözündeki hayal kırıklığını gördüğümde içim parçalanıyor. Kumar bağımlılığı tedavisi görüyorum ama yol uzun ve zorlu. Her gün mücadele ediyorum. Her gün telefonumu elime aldığımda bir bahis sitesine girmemek için kendimle savaşıyorum. İşte bu yüzden size yazıyorum. Eğer siz de masum bir eğlence olarak kumar oynamaya başladıysanız lütfen durun. Şimdi durun. Çünkü bu çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabilir. Kumar bir illüzyon satıyor size. Kolay para kazanma illüzyonu ama gerçek şu ki uzun vade de hep kumarhane kazanıyor ve siz sadece paranızı değil ailenizi, işinizi, öz saygınızı da kaybediyorsunuz. Eğer şu an bağımlıysanız lütfen yardım alın, ailenize gerçeği söyleyin, profesyonel destek alın ama lütfen benim düştüğüm bu karanlık çukura düşmeyin. Ben şimdi hayatımı yeniden inşa etmeye çalışıyorum. Ayşe'yi ve çocukları geri kazanabileceğimi sanmıyorum ama en azından onların gözünde iyi bir insan olabilmeyi umuyorum ve size Sevgili dinleyici, şunu söylemek istiyorum. Hiçbir bahis, hiçbir oyun, hiçbir heyecan ailenizden, sevdiklerinizden, öz saygınızdan daha değerli değildir. Lütfen benim hatalarımdan ders alın. Kumar oynamayın, hayatınızı kumara atmayın ve unutmayın, yardım istemek güçsüzlük değil, cesaret göstergesidir. Saygılarımla.